Günaydın, mutlu sabahlar sevgili izleyiciler. 360 ekranlarına hoş geldiniz. Hepiniz herkese günaydın. Ben Anneyim başlıyor yine bugün değerli konular ve konuğuyla. Çok güzel konular konuşacağız sevgili anneler babalar. Dünün devamı gibi olacak aslında biraz. Dün de oyun terapisiyle ilgili çocukların oyunlarla büyümesi ve gelecekte karşılaştıkları işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, bunların sebepleri neler olabilir gibi böyle genel sorularınızı cevaplamıştık. Bugün de çok değerli bir konuğum var. Klinik psikolog, nöroterapi uzmanı Doktor Bora Küçük Yazıcı bizimle beraber olacak. Dikkat eksikliğinden başlayacağız tabii konumuzu ama devamında da çocukları büyütürken karşılaştığımız problemleri konuşacağız. Güzel de bir kitabı var. Çocuk büyütürken en sık sorulan 100 soru. Tabii bunu toparlayıcı olarak 100 soru demişiz. Binlerce soru var kafamızda. Tabii anneler ki. Babalar olarak sizler sorularınızı Instagram hesabımızdaki son postun altına yazabilirsiniz. Cevaplarını elimizden geldiğince vermeye çalışacağız. Dikkat eksikliğiyle başlayacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Selda Hanım. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Çok sağ olun. O kadar değerli bir konu ki biz gelen bütün sorulardan şunu tespit ettik ki evet. Çocuklarda en çok anneler babalar öfke kontrolünden rahatsız son yıllarda. Hı-hı. Bir de işte dikkat eksikliği, okula gitmemeyi isteme, ödev ve işte hiperaktivite sanki böyle artmış gibi. Hep bu konularla ilgili soru geliyor. Sizin gözlemleriniz ne yönde? Şöyle ki Selda Hanımcığım, baktığınızda bütün anne babalar olarak hepimizin böyle evlatları var. Hepimizin evlatlarını Allah bağışlasın, sağlık saatle de büyüsünler. Ve bir anne olarak da baba olarak da hep isteğimiz nedir? Çocuğumuz büyüsün, aklı fikriyle beraber kendi sahip olduğu potansiyeli güzel bir şekilde kullanabilsin. Şimdi ödev dediğimiz evde bilginin tekrar edilmesi ve yerleşmesini sağlayacak olan sorumluluk çok önemli ve değerli bir sorumluluktur. Çünkü okulda birinci sınıftan itibaren bile çocuklarımıza bir sürü yaş grubuyla uygun ödevler verilir. Ve o ödevlerin evde düzgün bir şekilde yapması beklenir. Şimdi aynı zamanda bir eğitim koçu formasyonumla da hemen şu bilgiyi tüm anne babalarımıza da aktarmaktan mutluluk duyarım. Tekrarlanmayan bilgi öğrenilmez. Öğrenme işlevinin gerçekleşmesi için bilginin durmaksızın tekrarlanması gerekli. Ödev bu yüzden çok önemlidir. Hani bazen anne babalarımız diyorlar, aman bizim çocuğumuz ödev yapmasa ne olacak, boşver okulda takılıyor öğreniyor diyorlar ya. Değerli anne babalar, sakın öyle değil hiç. Bu sebeple az önce anlattığım bilimsel gerçek dolayısıyla öğrenme becerisinin gerçekleşmesi için tekrar çok önemli. Peki okulda aldığı bilgiyi biricik evladımız tekrar edeceği sırada sorunlar yaşanıyorsa, ödev savaşları olarak benim naçizane adlandırmış olduğum ödevine geç geçmeyeceğim, şimdi yapacağım, sonra yapacağım gibi durumlar yaşanıyorsa, anne baba içten içe biliyor ki çocuğumuz sahip olduğu potansiyeli güzel bir şekilde yansıtmaktan uzak kalacak, geri kalacak. Bu doğal olarak anne babaları çok üzüyor ve tedirgin ediyor. Öyle bir durum söz konusu. Evet evet, madem ödevlerden başladık o zaman ödevlerle ilgili böyle birkaç soruyla devam edelim. Lütfen. Tam tersi durumlarda olabiliyor bazen. Yani çocuk şöyle daha üstünü bile değiştirmeden, ellerini yıkamadan hemen ödevlerimi bitirmem lazım diyor. Ve hatta bu aç karnına ve dinlenmeden yaptığı için, zorlandığı için de ağlama krizleriyle devam eden bir ödev serüveni olabiliyor. Anneler bunu yaşayanlar da anlayabilir herhalde. Bu durumlarda bu kaygıyı yaratan okul mu oluyor, anne baba mı oluyor acaba? Birkaç farklı noktadan yaklaşabiliriz. Şimdi çocuğumuz okuldan eve geldiğinde yaklaşık hani gün boyu süren bir okuldan bahsediyorsak işte saat 3'te 4'te eve geldikten sonrasında şimdi optimal olması gereken önce bir kendine gelsin bakalım. Yaş grubuna göre hele ilkokul çocukları ya bir durun hemen böyle bir hani ödeve bir yüklenmek yerine bir yarım saat bir saat kendince bir takılsın evladımız, üstünü başını değiştirsin, bir iki bir şeyler atıştırsın, kendi güzel bir zaman geçirsin, biraz oyuncaklarıyla oynasın. Zira oyun ve oyuncaklar bir ilkokul çocuğu için büyüme gelişmede vazgeçilmez ana unsurlardan birisidir. Ders kitapları kadar oyun ve oyuncak o kadar önemlidir. İlkokul çocuğu için bahsediyoruz. Bahsettiğiniz gibi bir örnekte ise çocuğumuz hemen okuldan geldiğinde doğru hemen bir ödevlerine geçirme telaşında ise bu muhtemelen anne ya da babanın bir kodlamasıyla beraber, evet benim çocuğum bak ne güzel geldi hemen ödevlerini yaptı babası gibi bir kodlama eğer gerçekleşiyorsa, çocuğumuz da anneden ya da babadan o aferini
aferin benim oğlumayı, aferin benim kızımayı kapabilmek için hemen bir ödevlerine yükleniyor olabilir. Lakin hepsi zamanında böyle güzel güzel gerçekleşecektir. Önce bir sakin olsun yavrumuz. Güzel bir şekilde böyle elini yüzünü yıkayıp üstünü başını değiştirsin. Ve ilkokul çocukları, bakın burada altını çizmek isterim, çıkardığı okul kıyafetlerini kendince bir katlasın bakalım. Anne babalar olarak bunu yönlendirelim çocuklarımıza. Ah nerede hocam, valla nerede? Yok, bunu biz yönlendireceğiz. Kendi çıkaracak, kirliyse sepete atacak, evet. Temizse güzel katlayacak. Evet. Ve bunun için ödevden de, daha önemli bence gerçekten. İşte bu bir bütün, biliyor musunuz? Hani evet. Çocuklarımız için hani öğrenim dediğimiz, yani sadece okulda verilenin zaten bilgi olmaması gerekli. Bilgiyle beraber öğrenim dediğimiz, hani bunun hepsi bir ve orada tabii ki öğretmenlerimiz çok değerli, aktardıkları bilgilerle beraber, bununla beraber anne baba olarak bizlerin de sorumluluğu çocuklarımıza, Amerikalı bunu çok güzel tanımlıyor Amerikalılar. Hani meşrebimize göre beğensek ya da beğenmesek de onları, bilim konusunda ve araştırmalar konusunda şöyle bir ebeveynlik modelini ön planda tutuyorlar. Guidance dediğimiz, yani rehberlik, yani yanında yer almak. Çocuğumuz okuldan geldi, etrafa şöyle yayılıp her bir şeyi etrafa saçması yerine biz yanında yer alıp, aa gel bakalım bir tanem, bak çıkar bakalım üstünü. Hı, ben üstünü şimdi senin güzelce toparladığım sırada sen de çoraplarını çıkar bakalım, sen de onları topla. Yani evladımızın yanında yer alıp, encourage dediğimiz, yani onu cesaretlendirmek, onu heveslendirmek, ona o güzel heyecanı aktarmak, işte bu biraz anne baba becerisi, yetkinliğiyle de doğru orantılı. Ne kadar evladımızın yanında yer alıp onu yönlendirdiğimiz faaliyet sırasında işin içine oyun katabiliyorsak, eğlence katabiliyorsak, of, çocuklarımız keyifle yapmaya başlarlar. Haydi bakalım şimdi kirli çoraplarımızı uzaktan sepete basket atıyoruz oyunu eğer kuracak olursak, çocuğumuz bir sürü basket atar bize. Evet, yanında olacağız çocuklarımızın. Şimdi okul çağı çocuklarından bahsederken dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan da şikayet eden veliler açısından hem sorular da gelmeye başladı. Onların işi birazcık daha zor herhalde. Özellikle okula gittiğinde öyle, dikkatini toplaması, eve geldiğinde uzun süre masa başında işte ödeve ya da başka bir şeye konsantre olması. Nedir dikkat eksikliği? Oradan başlayalım. Şimdi dikkat yönetimi, Seldancığım, birçok sebeple bozulmuş olabilir. Bir kere bunu çok iyi tanımlamak, çok iyi belirlemek, çözüm için yapılacak olan adımlar konusunda birinci olarak ele alınması gereken en önemli noktadır. Zira birçok çocuğun dikkat yönetimiyle ilgili sıkıntısı olabilir. Öğrenmeyle ilgili sorun yaşayan bir çocuğun da dikkat yönetimi bozulabilir. Hı hı. Bununla beraber biyolojik olarak D vitamini eksikliği, B12 vitamini eksikliği, hemoglobin düzeyinde bir düşüklük, anemi sorunu ya da tiroid hormonları ile ilgili bir sorunu olan çocuğun da dikkat yönetimi bozulmuş olabilir. Bir kere bunu doğru tespit etmek, doğru tanılamak çözüm için ilk adım olmalıdır. Bununla beraber eğer biyolojik süreçleri geçtiysek, anne babaları en çok aklını karıştıran, ah bizim çocuk ders yapmıyor, ah bizim çocuk bir türlü derse oturmuyor dediğimiz durum, gerçekten beynin ön bölgesindeki dikkat yönetimini gerçekleştiren bölgede mi bir sorun var? Yoksa çocuğumuzun disiplin sorunu mu var? Bir kere bu ikisi de dışarıdan anne baktığında aynı görünüyor olabilir. Bir türlü derse geçmeyen, durmaksızın oyuncaklarıyla ilgilenen, habire canının istediği diğer faaliyetlere yönelen bir çocukta hiç de dikkat eksikliği bozukluğu olmayıp, tam tersine çocuğumuzun sadece ders disiplin alışkanlığında da sorun olabilir. Bunun doğru analiz ve doğru ayrımının iyi yapılıyor olması şarttır. Ne mutlu ki bugün bunu, hani bilimin geldiği noktada bugün yaptığımız bütün ölçümlerle beraber bir çocuğun beynindeki dikkat bölgesi nasıl çalışıyor, objektif bir görüntülemeyle tak diye ortaya koyabiliyoruz. Yani bir çocukta gerçekten dikkat yönetimiyle ilgili beynin çalışmasıyla bir sıkıntı mı var, yoksa çocuğumuzda birazcık disiplinle ilgili bir sorun mu var? Bunun ayrımını çok rahat bir görüntülemeyle, bir beyin dalga görüntülemesiyle ortaya koyabiliyoruz. Size getirdiği zaman çocuğunu bir anne bir baba,
soracağınız kritik sorular var. Sonucunda da bu görüntüleme dediğiniz benim anladığım gibi değil beynin mi? Görüntülenmesi ve beyindeki dikkat merkezi nasıl çalışıyor? Gerçekten çocuğumuzun yaş grubuna göre beynindeki işlevler hangi düzeyde? Bunu objektif olarak belirleyebiliyoruz. Ve eğer çocuğumuzda örneğin gerçekten bir dikkat eksikliği bozukluğu dediğimiz durum, yani o odaklanamama durumu söz konusuysa, o zaman çocuğumuzda örneğin teta beyin bölgesiyle ilgili yaşanan sıkıntılarda çocuğumuz hemen anne baba şunu bak düşünebilir değerli takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Canın istediği bir faaliyete başlarken hiç sorun yok. Aa çocuğumuz oyun mu oynayacak? Evet. Çocuğumuz bilgisayarla mı zaman geçirecek? Çocuğumuz oh gezmeye mi gidecek? Çocuğumuz kendi istediği bir şey mi yapacak? Hiç sorun yoktur. Zira beynin alt bölgesinin işlevleridir onlar. Oysa beynin üst bölgesinin işlevi olan canınız istemiyor olsa da yapmakla yükümlü olduğunuz işe sizi yönelten beyin bölgesi işte bozuk çalışıyorsa, o zaman sorumlu olduğunuz ama bir türlü başlayamadığınız işlevde sıkıntı yaşıyor. Ve çocuklarımızda da işte annelerden ve babalardan hep duyduğumuz, ah bizim çocuğumuz masaya geçecek şu kadarlık bir ödev var. Ah böyle hocam böyle 10 dakikada bitireceği bir yazısı var. 15 dakikada bitireceği bir ödev var ama 3 saat geçiyor bir türlü başlayamıyor dedikleri durum bu olabilir. Bakmak lazım. Evet. Peki dikkat eksikliği ile hiperaktivite beraber mi seyreder illa? Hep birlikte konuşulur ya bu. Tanımlama olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak ele alınıyor olmakla birlikte bu grubun %60'ı tek başına saf sadece dikkat yönetimi ile ilgili sıkıntının olduğu durumdur. Hı hı. Bir %30'luk kesimde ise hem hiperaktivite hem de dikkat yönetimi ile ilgili sıkıntılar söz konusudur. %10'luk bir kesimde ise dikkat yönetimi ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Heh. Lakin evladın hiperaktivite dediğimiz o anlamsız, hedefe yönelik olmayan ve kontrol edilemeyen davranışlar öğrencinin hem okuldaki alacağı bilgilerden uzak kalmasına hem de evde bilgi tekrarı yapması konusunda sorun yaşamasına sebebiyet veriyor. Yani dikkat eksikliği olmadan tek başına hiperaktivite bozukluğu da olabilir. Bilimsel veri %10 oranında aynen böyle. Evet. Dediğim üzere bunu bir beyin görüntülemesiyle ve uygulanan bir bilgisayarlı dikkat testiyle de bunu tak diye ortaya koyup görmek mümkün. Dikkat eksikliğinden belirtilerinden bahsettik. O zaman hiperaktivite bozukluğu tek başına seyrederken nasıl veriler veriyor? Yani orada, ne oluyor? Orada anne babalarımızın çok güzel bir tanımlaması var. Böyle izleyen annelerimiz şöyle bak buraya çok böyle güzel ve dikkat dinlesinler. Böyle yüzlerce annemizde de yüzlerce babamızda da kullanılan bir tanımlama var. Şimdi o tanımlamayı söyleyeceğim. Eğer anneler bu tanımlamayı duyuyorlarsa, çocuklarla ilgili seslendiriyorlarsa böyle alarmı olsunlar açıkçası. Nasıl telaffuz ediyorlar biliyor musunuz çocuklarımızı? Kıpır kıpır. Ah bizim çocuk kıpır kıpır. Böyle eli ayağı durmuyor. Böyle durmaksızın böyle hareket halinde. Böyle ah bıraksanız bu güzel bu değerli stüdyoda şu en üstlere kadar tırmanacak. Bıraksanız ah bu koltuğun altından girecek üstünden çıkacak dediğimiz çocuklar var ya. Evet. Hani ya dur çocuğum ya. Bir tane ya. Var bende ondan. İşte, bir tane hani böyle. Kıpır kıpır. İşte o çocuklarımız bir kere anne babalar olarak evladımızın hani bir kere durumun net bir tanı ve tespitinin bir uzman tarafından yapılması şart. Gerçekten tabii her olay, kıpır kıpır tabii onu dediğim üzere disiplin bozukluğu da olabilir. Yani çocuğumuza anne ve baba biraz fazla müsamaha göstermişiz. Hele yani otorite boşluğu da olabilir işte diyorsun. Biraz o otorite boşluğunu biraz şöyle tanımlamak çok değerli. Bakın belki hani bu televizyon ekranlarında Türkiye'de çok dillendirilmeyen, ele alınmayan bir başka konuyu bakın size hani bu yayınınızda paylaşayım. Tek çocuk sendromu isimli bir durum söz konusu. Var mı öyle bir şey? Kardeşsiz çocuklarda görülür. Şöyle. İşte hiperaktivite ya da dikkat eksikliği gibi. Öyle bir şey diyemeyiz. Onunla bir bağlantısı yok. Lakin tamam. Tek çocuk sahibi olunması Selda'cığım böyle 80'li yıllarda Çin'in uyguladığı tek çocuk politikası vardı Çin hükümetinin. Ve sadece tek çocuk sahibi olunmasına izin verildi. Bir 30 sene 40 sene boyunca ailelerde. Bu durumun tek başına büyüyen çocuklardaki etkilerini bir Amerikalı araştırmacı araştırdı.
David Emerson isimli ve ailede tek çocuk olarak büyüyen çocuklarda bazı konularda sıkıntı olduğunu, bunun da tek çocuk sendromu yani Only Child Syndrome isimli bir durumu tespit etti. Bu kitabı bulabilirler. David Emerson'un bu kitabı var. Tek çocuk sahibi olan bütün anne babalarımızın o kitabı mutlaka alıp bir göz atmalarını ben herkeslere öneriyorum. Çok hani, güzel. Ne dediniz adını? Tek çocuk sendromu David Emerson. David Emerson tek çocuk sendromu orada, alına. Evet, orada çünkü anne baba olarak tek çocuğumuz olduğunu düşünelim. Hani ortada tek evladımız, anne olarak dönüyoruz bir tek evlat. Baba dönüyor bir tek çocuk. Anne dönüyor tekrar bir daha çocuk. Yani ilgimizin de dağılabileceği bir ikinci obje olmadığından dolayı hem maddi hem manevi gücümüz tek bir objede yönlendirilip toparlandığında işte bu bazen beraberinde sıkıntıları getirebiliyor. Bu da hani az önce paylaştığınız otorite boşluğundan ziyade biraz bizim Türkçe'de müsamaha olarak adlandırabileceğimiz. Daha Türkçe'de şımartma olarak. İşte ah benim paşam diye, evet. Ah benim güzeller prensesim diye tanımlayabileceğimiz. Oh dağıtsın bir evinde bir tanesi, ailenin de biricik diye adlandırdığımız durum söz konusudur ya. İşte o hiperaktif çocuğumuz, yani o hareketlilik, o bir türlü söz dinlememe, otur bakayım şuraya dediğinizde bir türlü oturamama, acaba bu biraz disiplin konusundaki sıkıntılardan mı mütevellit, yoksa çocuğumuzda gerçekten hiperaktivite dediğimiz durum mu söz konusu? Bunu bir testle, bir bilgisayarlı testle şöyle ölçümlemek mümkün Selda'cığım. Örneğin bana göre bizim çocuğumuzun dikkati azıcık dağınık. Annesine göre çok dağınık. Öğretmenine göre orta dağınık dediğimiz durumu çocuğumuzun yaş grubuna göre bilimsel olarak bir ölçümle ne durumda olduğunu rakamsal olarak ortaya koyabiliyoruz. Yani bir 7 yaş çocuğun tüm dünya yaşıtlarına göre dikkat yönetiminde kaç hata puan sapmasında? 3 mü? 5 mi? 35 mi? Dürtüsellik, acelecilik, hiperaktivite araştırmasında 3 birim mi sapmada? 30 birim mi sapmada? Bunu rakamsal olarak bir kere ortaya koyabiliyoruz. Bu da bize çocuğumuzun az önce anlattığım üzere birazcık şımarıklığından, birazcık disiplin eksikliğinden mi mütevellit o durumlar? Yoksa gerçekten bir hiperaktivite, dürtüsellik dediğimiz durum mu söz konusu? Bunun hem ölçümlenmesi ardından da gelişim planlarının buna uygun düzenlenmesi mümkün. Evet, ama şu bir gerçek ki dediğiniz gibi bunu böyle tespit etmek bazen hiperaktivite zannettiğimiz, bozukluğu zannettiğimiz şeyin tamamen fazla müsamaha olduğunu bilmek anne babaya çok yarayacaktır. Çünkü etiket yapıştırmayı çok seviyoruz biz, değil mi? Yani belki hiçbir hekimin tanısı olmadan benim çocuk biraz hiperaktif, işte çok hareketli falan hemen böyle adını koyuveriyoruz. İşte biz stigmatizasyon denen böyle o damgalamayı biraz fazla yapmayı seviyoruz. Orada da sohbetimizin başında dediğimiz, hani dedik ya hepimiz anne babalar, biricik anne babalar, bak herkesler bizleri izliyor. Herkes şöyle elini vicdanına koyduğunda hepimizin biricik evlatlarımız için en çok istediği şey evladım kendi sahip olduğu yaşam potansiyelini güzel bir şekilde kullanabilsin. Evet, ortaya çıkarabilsin. Akli melekesi az da olabilir, çok da olabilir. Hiç fark etmez. Ne olacak? Biricik evladımız. Lakin o sahip olduğu potansiyeli güzel kullanabilmesi, verimli kullanabilmesi işte bizim devreye girip destek sağladığımız nokta o. Yoksa aman ne olacak? Bizim çocuk birazcık hareketli, aman az biraz da ödevlerini yapmasa ne olacak dediğimiz durum işte biricik çocuğumuzun kendi sahip olduğu güzel yaşam potansiyelini verimli bir şekilde kullanmasının önünde bir engel teşkil edecektir. İşte o engel teşkil ettiğinde ise çocuğumuz hele böyle yaşı ilkokulla beraber biraz daha böyle kendini bilmeye başladığı ortaokul zamanlarına geldiğinde ya sağına bakıyor, soluna bakıyor, ya diğer arkadaşım ya bak o daha güzel anlıyor, dinliyor. Ya bak diğer arkadaşım sınavlarda ya ikimiz de aynıyız, beraber oynuyoruz yani hani akli melekemiz aynı ama o neden beni hep geçiyor gibi kendi içinde kendisini sorgulamaya ve olumsuzluklara doğru evlatları götürüyor. Bu bir gerçek. O yüzden kötü. Hani geç kalınmadan bu konuştuklarımız böyle eğer söz konusuysa ailelerin içinde şöyle bir düşündüklerinde
mutlaka bölgelerinde şu an böyle Türkiye'miz çok güzel. Ne mutlu böyle Türkiye'nin her bir tarafında hani bu konuda uzmanlar var. Devlet hastaneleri, özeller, işte üniversiteler her şekilde bulunabilir. Her yerden destek yeter bulunmalı. Ki istensin. Evet. Bir sorumuz var Fatma Lütfen. Hanım'dan. Diyor ki oğlum Fatma Hanım'a da selam ve sevgilerimizle. Selamlar. 9 yaşında oğlu var. Kaygı ve dikkat bozukluğu var. Bir ilaç adı yazmışlar ama Tamam. söylemeyeceğim. Tamam. Kullanıyoruz ama fazla etkisini görmedik. Kaygı bozukluğunu nasıl yenebiliriz? Şimdi önce şunu sormak istiyorum. İlaç tedavisi hangi durumlarda gerekir? Kaygı bozukluğunda ve dikkat eksikliğinde ilacın yeri var mı? İlacın yeri tabii ki var. Şimdi çocuklarımızdaki dikkat yönetimi ile ilgili sorunlarda, kaygı yönetimi ile ilgili sorunlarda ilaç düzenlemesini bir çocuk ve ergen psikiyatrisi, tıp doktoru yapıyor olmalıdır. Hani o konuda düzenlenecek olan gerek ilaçların seçimi, gerek ilaçların takibi, gerek ilaçların dozu ilgili bir uzman doktor tarafından mutlaka yapılıyor olmalıdır. Bunun altını net bir şekilde çizelim. Bununla beraber kaygı bozukluğu eğer evlatta eşlik ediyor ise muhtemelen odaklanmaya bağlı yaşadığı sorunlar dolayısıyla biricik çocuğumuzda az önce anlattığımız durum söz konusu olmaya başlamış demektir. Yani ah ben yapamıyorum, sınavlarda bir türlü diğer arkadaşlarım kadar başarılı olamıyorum, ben neden yapamıyorum gibi sorgulamalar eğer başladıysa işte o zaman o odaklanmaya bağlı, dikkat yönetimine bağlı sıkıntılar çocuğumuzun duygu durumunu da bozuyor demektir. İşte o zaman mutlaka ama mutlaka hem bir uzman doktor desteğiyle beraber, lakin bu hiçbir zaman tek başına al bakalım sana bir tane ilaç hop düzeldin. Var mı böyle bir şey? İnsan bir kere biz biyopsikososyal bir canlıyız. İnsan dünyadaki diğer tüm canlılardan farklı biyolojik, psikolojik ve sosyal yönlerimiz vardır bizim. Bu sebeple holistik şifa olarak adlandırdığımız bütüncül bir yaklaşım gerçekleştiriliyor olmalıdır. Çünkü bizler sadece tek başına bir ilaç al düzel yerine ek olarak örneğin bir dikkat yönetimiyle ilgili sıkıntı yaşayan ailemiz, kaygı yönetimiyle ilgili sıkıntı yaşayan ailemiz çocuğuna nasıl yaklaşacak? Evdeki ders çalışma ortamı nasıl düzenlenecek? Çocuğumuzun zaman planı nasıl yapılacak? Anne ve baba çocuğun yanında nasıl yer alarak ona destek olacak, rehberlik edecek? Çocuğumuzun kaygı yönetimiyle ilgili olarak çocuğumuza bir hobi nasıl kazandırılacak? Çocuğumuzun özgüveniyle ilgili adımlar nasıl gerçekleştirilecek? Bak 9 taneyi şurada otururken 30 saniyede saydık. Şimdi bu saydığımız 9 madde konusunda annemiz ve babamız gerekli adımları atmıyorsa, bu konularda neler yapılacağının doğru uzman desteklerini alarak hareket etmiyorlar ise işte o zaman biz ilaç kullanıyoruz, ilaç bir işe yaramıyor derler. Oysa ki bu öyle demişler. İşte bu evet. Dediğimiz üzere bu bir holistik şifa dediğimiz, hani örneğin ben ve kendi ekip arkadaşlarımın, bizim uzmanlık alanımız tek başına bu olayı anne babanın nasıl düzenleyeceğinin desteklerini de onlara sağlıyor olmak. Evet, her şeyi tabii öyle bir ilaç verdik, geçti bitti. Böyle gribal enfeksiyon gibi bir şey değil. Öyle bir durum maalesef değil. Çok komplike. Yani böyle herkesin, sadece anne babanın değil, evdeki anneannelerin, babaannelerin, herkesin tavır ve tutumu çok önemli bu tip çocuklarda, değil mi? Ah, orada işte orada başka bir konu açılıyor zaten. Anneanne, babaanneler hani böyle evet. Allah onları başımızdan eksik amin, etmesin. Amin. İyi ki varlar. Hı-hı. Çekirdek aile olmak her zaman iyidir. Ben hep bunu söylüyorum. Yani evet. Çocuklarımızın üzerinde aile büyükleri, dedeler, anneanneler, babaanneler, onların bir eli varsa, biraz yol gösteriyorlarsa ne mutlu. Bununla birlikte anneanne, babaanne ve dedelerimize de lakin şöyle bir görev düşüyor. Öyle anne babaya da çok karışmak ve anne babayı böyle dışarıda bırakacak tabii tutumlardan ziyade biraz yaşla beraber kemale ermek dediğimiz, yaşam olgunluğuna ulaşmış olmayla daha sakin, daha yönlendirici, daha anne babanın da elini rahatlatır tarzda olmaları gerekli. Böyle olmadığı anlarda evet. Ah böyle annenin işine karışan, babanın işine karışan aile büyüğü rolü olduğunda işte o zaman biraz hani o roller
karışabiliyor açıkçası. Evet evet, o da önemli. Peki bir izleyicimiz diyor ki, Elmas Hanım size de sevgiler. Elmas Hanım merhabalar. Kızım 6 yaşında ve hiperaktivite dikkat eksikliği var. 1. sınıfa gidiyor. Ayrıca disleksi eğitimi alıyor. Sınıf öğretmeni kızımı sınıfta en arkada tek başına oturtuyor. Sorunca öyle olması gerekiyor diyor. Bu şimdi, doğru mu? Şimdi bakın, en son hani benim eğitim olarak eğitim yaşamında hani böyle birçok üniversitede birçok farklı alanlarda çalışmalar yaptım. Bu konuda en net bilgileri verebileceğim The State University of New York'ta ADHD coaching üzerine, özellikle de ilkokul çocuklarıyla dikkat eksikliği konusunda ne yapıldığı üzerine bir eğitim programını tamamladım. Orada bakın aynen şu bilimsel verilerle beraber yola çıkılıyor. Dikkat yönetimi ve özel öğrenme dörtlü sac ayağı şeklindedir Selda Hanımcığım. Dörtlü sac ayağı. Yani çocuğumuzun yapacakları, anne babanın yapacakları, uzmanın yol göstermesi, dördüncü adım değerli anne babalar. Hiç unutmayınız ki dördüncü ayak da öğretmen ayağıdır. Bakın bunu az önce belirtmiş olduğum üzere The State University of New York'ta, tamam mı, dikkat eksikliği üzerine oradaki koçluk programında anlatılan veriyi söylüyorum direkt, dörtlü sac ayağı. Ve eğer dördüncü ayağı olmayan bir sandalye düşününüz. Evet. Ya diğer üç ayak çok kuvvetli değil istediğiniz kadar. Şu oturduğumuz koltuğu düşününüz. Hani ya üç ayak çok kuvvetli ama çok güzel. Yani harikulade üç ayağı var bunun deseniz de dördüncü ayak güçlü ve yerinde olmadığı sürece sağlam oturamadığımız gibi, o holistik yaklaşım dediğim, benim çok üzerine düştüğüm ve bunun böyle gerçekten nasıl olması gerektiğini sizler aracılığıyla bak bütün Türkiye'deki herkese anlatmaya hep gayret ettiğim, evet, nokta bu dörtlü sac ayağı. Peki öğretmenin tutumu doğru mu? Şöyle ki, öğretmenle beraber bu konuda ailemizin uzman desteği aldığı merkez neresi? Bir kere o merkezin eksik bıraktığı bazı noktalar var, bilsinler. Zira örneğin bizim merkezimizde destek alan bütün ailelerimizin tüm çocuklarının öğretmenleriyle eğer ailemiz de onay verdiği takdirde bizler iletişim halinde oluyoruz. Ve öğretmenimize böyle lisanı münasiple, yani öğretmenimizin işine karışarak değil, lakin öğrencimiz özelinde öğrencimizin en doğru neye ihtiyacı olduğunu düzgün bir şekilde öğretmenimizle de bir işbirliği halinde bizler hareket etmeye gayret ediyoruz. Örneğin dikkat yönetimiyle ilgili sıkıntısı olan, disleksiyle ilgili, öğrenmeyle ilgili bir sıkıntısı olan çocuğumuz kitabi bilgidir. Tüm anne babalar hemen bu bilgiyi ceplerinde tutsunlar, öğretmenlere hemen ulaşsınlar. Bir yandan da destek aldıkları merkezlere de hatırlatsınlar. Çocuğumuzun oturması gerekli sınıf düzenini söylüyorum. Sınıfta en önde, pencere kenarı değil, duvar kenarında. Bak, dikkat yönetimiyle ilgili ve öğrenmeyle ilgili bir tanı almış olan çocuklarımızın sınıfta en önde ve duvar kenarında oturması lazım. Neden? Zira düşününüz ki dikkat yönetimiyle ilgili, odaklanmayla ilgili bir sorunu var yavrucağın. Oturmuş böyle. Zaten öğretmencini takip ettiği sırada böyle kafası gidiyor, tam böyle takip edemiyor. Hayallere dalıyor. Dedim ya, o hani beyin analiziyle beraber beyin dalgasında teta beyin bölgesini tak böyle görüyoruz. İşte o çocuğun dikkat yönetimiyle, eğer bozuk çalıştığında da, hayal alemi arasında gezinmesine sebep olan beyin bölgesi. O beyin bölgesi bozuk olduğunda çocuğumuzda dikkat yönetimiyle ilgili sıkıntı var demektir. Şimdi çocuğumuzda zaten kendi başına kaldığında hayal aleminde gezinecek, kendi içine dalacak bir çocuk. Öğretmen onu en önde oturtmak yerine arkaya doğru gönderdi. Önünde bir sürü çocuk var zaten. Önünde şimdi bir sürü çocuk var. Yani bir anda biricik yavrunun önünde bir sürü arkadaşının saçlarını görüyor, kıyafetlerini görüyor. Bir sürü farklı uyaranlar devreye girdi. Aynen öyle, harikasınız. O dikkat dağıtan uyaranlar çocuğumuzun daha da kendi içinde hayal dünyasına yönelmesine sebebiyet verdi. Evet. Hele bir de öğretmenimiz bu yavrucağı bir de pencere kenarında oturtursa, oradan araba geçti, buradan kuş uçtu, orada uçurtma vardı, burada bulut vardı. Evet. Çocuğumuz zaten kendince bir sürü sıkıntı yaşarken odaklanma konusunda, biz
çocuğumuzun oturma düzeniyle bile sınıfta çok daha yüksek verimde olabilmesini engellemiş oluyoruz. Evet, böylece genelde bilgi vermiş olduk izleyicimizin sorusunu cevaplarken. Merkezle eğitim gördüğü okul arasında da bir iletişim olmalı mutlaka, değil mi mutlaka. Bu tarz çocuklarımızın. Şimdi bu arada siz tabii bir dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile ilgili bir dikkat ölçümü yaptığınızdan bahsettiniz. Dikkat egzersizleri de veriyorsunuz galiba değil mi? Dikkat egzersizleri nelerdir? Neurofeedback dediğiniz. Neurofeedback beynin daha yüksek verimli kullanılması mümkün. Nasıl ki örneğin kaslarımızı bir aerobik salonuna gidip bir jimnastik spor salonuna gidip çalıştırdığımız gibi neurofeedback egzersizleriyle beraber bir nöroterapi programında beynimizin dikkat bölgesini geliştirecek egzersizler uygulayabiliyoruz. Yani beyni özellikle dikkat yönetimiyle ilgili çok daha yüksek verimde olmasını sağlayacak egzersizler bunlar. O egzersiz programlarıyla beraber, o egzersiz programına yani beyni yüksek verimde olmasını, çalışmasını sağlayacak egzersiz programlarına ek olarak az önce bahsetmiş olduğum o holistik şifa desteğiyle beraber çocuğumuz evde ders çalışma ortamı nasıl olacak? Hangi besinleri yiyecek? Hangi besinlerden uzak duracak? Bunun listeleri var. Hani bunların hepsi bilimsel olarak tanımlanmış şeyler. Yani beyindeki dikkat yönetim merkezini bozan besinler var. Tam tersine devreye alınması gereken besinler yani var. Yani beslenme bile çok önemli. Çok önemli. Şimdi çok genel hatlarıyla örneğin şu bilgiyi paylaşabilirim. Salisilat dediğimiz maddeyi içeren yiyeceklerden mutlaka uzak durulması Hangi lazım. Hangi yiyeceklerde var? Hani isimlendirmek çok doğru olmaz şimdi ama anne babalarımız böyle alışveriş yaptıkları sırada böyle çikolatalarda, çikolata çeşitlerinde, paketli gıdalarda, ah böyle gazlı içeceklerde şöyle bir üzerine bir baksınlar salisilat ya da onun E'li bir kodu var. Söylemeyeyim şimdi onu bir araştırsınlar baksınlar. Salisilat. Evet, tamam. O kodlardan mesela mutlaka uzak durulmalı. Zira beyindeki odaklanma bölgesini olumsuz çalıştırdığı net bilimsel kanıtlı. İşte bunu bütün ailelerimize hangi besinlerin daha çok tüketilmesi gerekliliğine kadar devreye girdiğimiz, ders çalışma nasıl olacak, nasıl bir ortamda ders çalışacak? Yani o dikkat geliştirici, beyni daha yüksek fonksiyonda olmasını sağlatacak bilgisayar egzersizleri yanı sıra eş zamanlı olarak da anne babaya çocuğumuza nasıl yaklaşacağız, zaman düzenlemesi nasıl yapılacak, ödev zamanları nasıl düzenlenecek bunların hepsinin bir arada düzenlendiği bir programdır ve çok yüksek böyle başarılar da elde ettiğimiz evet, bir program. Evet, ne güzel bilgileri dinliyoruz. Sevgili izleyiciler, Instagram hesabımızdaki son postun altına sorularınızı gönderebilirsiniz. Ekranlarını yeni açanlar varsa bir kez daha günaydın. Klinik psikolog, nöroterapi uzmanı Doktor Bora Küçük Yazıcı bizimle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu konuşuyoruz ve sorularınızı yanıtlıyoruz. Neler neler öğreniyoruz. Bakın beslenme bile ne kadar önemli. Çok. Şimdi bir izleyicimiz Lütfiye Hanım, sevgiler. Oğlum 3,5 yaşında gecikmiş konuşmamız vardı. Kreşe başladık, konuşuyoruz. Bakın annelerin hep tamam. Böyle bizli konuşması. Tamam. Kreşe başladık. Çocuğum ve ben. Evet, konuşuyoruz artık. Biz bunu da çok konuştuk programda. Evet. Kreşe başladı, hastalandı. Yani onun bir birey olduğunu vurgulamak, onun yanında öyle konuşmak. Evet. Bu da bir parantez olsun diye söyledim. 2 aydır kekelemesi başladı diyor. Arada geçiyor ama sadece ilk kelimede kekeliyor. Yalnız 2 aydır kekeliyoruz demiyor artık. Bu noktadan sonra kekeledi. İlk kelimede kekeliyor ama sonra geçiyor diyor. Neden olabilir? Konuşurken birden. Çok genel hatlarıyla çocuklarımızdaki konuşma gelişimine bahsedecek olursak. Bütün anne babaların dikkat etmesi gereken çok basit bir yöntem var. Bilgi çok değerli. Bak sizler de böylesine güzel imkanlar sağlıyorsunuz bu güzel bilgilerin yayılması adına. Evet. Hemen anne babalarımız ceplerine şu çakıl taşını koysunlar. 1 yaş çocuk 1 kelime. 2 yaş çocuk 2 kelime. 3 yaş çocuk 3 kelimelik cümleler kurmalıdır. Bak tekrar ediyorum. 1 yaş çocuk 1 kelime. Ne kadar basit bir değil mi? Bir kelime derken bir kelime söylemeli anne, değil. 1 kelime. Anne. Sonra 2 kelimelik su, cümle. Baba. 2 yaşa geldi. Anne su. Baba gel. Dışarı gidelim. 2 kelimelik cümleler kurdu. 3 yaş çocuk 3 kelimelik cümle. Anne karnım acıktı. Baba top oynayalım.
Şimdi konuşma gelişimini buradan takip edeceğiz. Eğer çocuğumuzun hanımefendinin bahsettiği üzere hani bir konuşma gecikmesi dedi ya, bu çok önemli. Zira çocuğumuzda bir konuşma gelişimiyle ilgili bir sıkıntı var ise bunun hemen takibi çok önemli ve değerli. Yani bir 2 yaşına gelmiş çocuk ikişer kelimeden oluşan cümleleri rahatça henüz kuramıyor ise mutlaka ama mutlaka bir uzman desteğiyle bir evlada bir bakılmalı. Şimdi 3,5 yaş zaten yuvaya başlangıç içinde son derece güzel. 3 yaştan itibaren neden? Çocuklarımız zira birlikte oynamaya başlarlar. Hani yuva başlangıç yaşını da toparlamak uygun olacaktır diye bu bilgiyi paylaşıyorum. 3,5 yaşında yuvaya başlayan çocuğumuz eğer ki biraz kendi özgüvenini kullanma konusunda, kendi duygu ve düşüncelerini kullanma konusunda, arkadaş ortamına karışma ve sosyalleşme konusunda eğer bir miktar sıkıntısı var ise, işte o çocuğumuzun okula gittiği, anaokuluna gittiği zaman dilimi içinde kendisini rahat eğer ifade edemiyor ise, kendi içinde kekelemeler, kendi içinde konuşma bozuklukları başlamış olabilir. Bu konuda hemen yapacakları şey, öğretmenle bir iletişimde olsunlar. Anaokul öğretmeniyle, hele anaokul öğretmenlerinin ek birlikte görev yaptıkları, eğer orada bir psikolog varsa, yuva psikoloğu varsa onunla beraber bir mutlaka iletişim halinde olsunlar. Eğer imkanları da var ise evladı çaktırmadan gözleyebilecekleri bir şekilde bir 2-3 saati bir geçirsinler bakalım çocuğumuzun haberi olmadan. Çocuğumuz gerçekten orada kendisini sosyal olarak rahat ifade edebiliyor mu arkadaşları içinde? En basit şekliyle susadığında bunu öğretmenlerine, oradaki yardımcı öğretmenlerine rahatlıkla söyleyebiliyor mu? Çok basit bir insani güdü, susamak, acıkmak. Bu duygularını eğer rahat kullanamıyor ise evlat o sırada, işte o zaman kaygı yönetimindeki sıkıntı biricik yavruda kekelemeye sebebiyet vermiş olabilir. Bir baksınlar bakalım. Evet. Evet, kaygıdan da olabilir diyorsunuz. Nazife Hanım diyor ki oğlum 9 yaşında hiperaktivite tanısı kondu. Öfke problemi var. Zeki olduğu fakat sınıfta etkili olamadığını söylüyor öğretmeni. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Potansiyelini ortaya çıkaramayan. Bak Nazife Hanım, hani selam ve sevgilerimizi bir yandan da paylaşalım Nazife Hanım'a. Yayının başında ve şu anda da hep söylediğimiz bir, şimdi dikkat yönetimiyle ve hiperaktiviteyle ilgili eğer doğru adımlar o dörtlü sacaya düzgün bir şekilde kurgulanmaz ise biricik evlatlarımız, biricik değerli yavrularımız sahip oldukları potansiyeli güzel bir şekilde kullanamıyorlar. Evet. Ve ne yazık ki 9 yaşındaki bir evlat eğer kendi bilgisini güzel kullanamıyorsa, kendi duygularını güzel yönetemiyorsa, kendi ödev ve disiplin alışkanlığını doğru bir şekilde yerine getiremiyorsa sorumlulukları, işte o zaman sınıf içinde de arkadaşlarıyla bir kere sorun yaşamaya başlıyor. Ve eş zamanlı olarak hele bir de öğretmeninden durmaksın, otur bakayım sen gene öyle yaptın, sen niye böyle yaptın, hele bak sen niye sinirlendin gibi olumsuz mesajlarla da karşı karşıya kalındığı takdirde of biricik yavrucak o iç dünyasında yönetemediği duygular dolayısıyla ne yapacağını bilemez hale geliyor. Ve ne yapacağını bilemeyen bir yavru kedi misali, yavrucuk bir kedicağızı bile şuraya sıkıştırıp üzerine gitmeye çalışsanız ne yapar yavrucak? Sıkıştı kenara, şey yaptı böyle, pıstıktan sonrasında daha da üzerine gidecek olsanız boyuna posuna bakmadan pençe atmaya çalışır kendini koruma güdüsüyle beraber. İşte yavrularımız da, bir 9 yaş çocuğumuz da duygularını doğru bir şekilde yönetemediği zaman içinde öfke patlamaları yaşıyor olabilir. Hemen annemize bir ipucu olsun. Buradan bak takip etsin bütün değerli annelerimiz. Eğer duygu yönetimiyle ilgili öfke patlamaları yaşanıyorsa, iki tane bak ipucu söyleyeceğim, hemen ceplerinde tutsunlar. Baktılar çocuğumuz böyle öfke patlaması yaşıyor. Bir anda böyle neyi nasıl yapacağını bilemedi ve sinirlenmeye başlıyor. Önce anne babamızın hemen bir sakin olması lazım. Kontrolden çıkmaya başladı. Bizim uyanık olmamız lazım. Evladı hemen orada onun üzerine gitmek yerine bir kere biz sakin olacağız. Biz yangına körükle gitmek deriz ya, yangına körükle gitmeden önce ilk itfaiyeci biz olacağız. Şöyle bir duracağız. İlk durması gereken anne baba.
Yavrucak zaten anlatamıyor derdini. Kelimelere döküyor olsa zaten duygularını rahat bir şekilde konuşur, anlatır derdini. Hmm, seni anlıyorum bir tanem. Gel otur bakalım şöyle bir deyip ona yol göstereceğiz. Biz önce bir sakince bir oturacağız. Ona oturmak istemiyorum diyecek cevap desin, olarak. Olsun. Bizim öfke verdiğimiz, devam ediyor. Bizim verdiğimiz mesaj önemli. Biz sakin olmaya devam edip, biz şöyle koltukta kenara çekilip, ona oturması için güzelce bir yol gösterip, sakin bir ses tonuyla ona yol gösterip, rehberlik edip, gel bakayım bir tanem, ne oldu ya, sen niye böylesin? Söyle bakayım bir tanem bana, anlat bakalım derdini, niye öyle olmuş gibi yumuşak yumuşak yavrucağımızı böyle kendisini ifade edebileceği noktaya biz onu taşıyor olmalıyız. Evet. İşte bu da 21. yüzyıl 2019 ve devamında dijital dünyada nasıl ebeveyn olunur isimli hazırlıyorum şimdi. İkinci kitabım geliyor. Bu evet. konuda olacak. Evet. Çünkü dijital dünyada ebeveyn olmak çok başka bir şey. Çok zor. Yani bu yüzden çok zor. Çok zor. Buradan da haberini vermiş olalım. Öyle. Kitap yakında çıkacak. Vaktimiz daralıyor. Buyurunuz efendim. Çok güzel bir soru var. Oradan lütfen. Yola çıkarak soralım. Oğlu 2 yaşında izleyicimizin çok fazla hareketli, doktora götürdüm ve doktor tanı için çok erken demiş. Acaba hiperaktivite ve dikkat eksikliği ya da bozukluğu hangi yaşlarda tanı konulabilir? Ne zaman gerçek doğru yaş? Hemen şöyle toparlamak gerekli. 2 yaş yavrucak. Allah sağlık saat güzellikler versin inşallah. Hı-hı. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı bir çocuk psikiyatrisi tıp doktoru tarafından konulur. Evet. Bunun tanı konulma yaşı Selda Hanımcığım bundan 3-4 sene öncesine kadar tanı 4 yaş 7 yaşta konuyordu. Tanı 7 yaşta konuyordu. Fakat yapılan çalışmalar, yapılan araştırmalar, elde edilen bilimsel veriler tanı koyma yaşını 4'e çekti. Hmm. Yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tanısı 4 yaştan itibaren konulur. Bununla birlikte 2 yaş çocuğumuzda eğer ki biraz kıpır kıpırlık varsa, eğer ki biraz hareketlilik konusunda biraz sıkıntılar söz konusuysa, işte o potansiyel bir dikkat ve hiperaktivite konusunda sorun yaşayacak olan bir çocuk olabilir. Lakin tanı için, gerçek anlamda bir uzman tanısı için henüz beklenmesi gerekli. Bununla beraber 2 yaşındaki çocuğumuzu vallahi hani oyuncaklar konusunda hani benim çok böyle sevdiğim, çok kolay uygulanabilecek oyun modellerinden birisi ne biliyor musunuz? Hepimiz bakın anne babayız. Çocuklarımıza istiyoruz ki en güzel oyuncakları alalım. Belki en yüksek fiyatlı olanları alalım. Onları en güzel oyuncak zannediyoruz. Oysa bir 2 yaş çocuk için en güzel oyuncağı söylüyorum. Bütün anne babalar duysunlar, takip etsinler. Bir çamaşır sepetinin içine doldurunuz 50 tane mandalı. 2 yaşındaki çocuk koyunuz sepetin içine. Bir saat oynar o mandallarla. Ya, bu kadar basit. Evet, bu kadar İnce motor kolay. Beceri. Mandalları açacak, kapayacak, açacak. Biz göstereceğiz tabii. Hani tek başına koyduğunuzda bir şey yapamaz çocuk. Ne yapacağını bilmiyor. Ama gel bak bunu böyle tutuyorsun. Bak buraya yerleştiriyorsun. Bak kenarından atıyorsun. Buraya yerleştiriyorsun. Bak bu sarı. Bak bu kırmızı. Bak bu yeşil. Renkleri bir yandan göstereceğiz. Öğreteceğiz. Mikro motor beceri çalışacak. Parmaklar hareket edecek. Bir çocuğumuz için, 2 yaş çocuğumuzu hem sakinleştirmek hem de dikkatini doğru bir noktaya odaklayabilmek adına çamaşır sepeti ve mandal örneği en güzel oyun aktivitesidir. Evet, çok sorular geliyor ve işte program başında dedik ya son zamanlarda annelerden hep bu konuyla ilgili sorular duyuyoruz. Hı-hı. Ne oluyor çocuklarımıza diye insan soruyor ister istemez. Neden böyle? Neden hiperaktivite, dikkat eksikliği, bozukluğu ve öfke nöbetleri Hı-hı. arttı? Bir izleyicimiz diyor ki hiperaktif, dikkat bozukluğu var oğlumun diyor. Öfke nöbeti var, okulda bazen hiçbir şey yapmıyor ve telefona çok düşkün. Kural koyamıyoruz. Boşandım. Ben mi etkiledim? Öfke nöbetleri var diye izleyicimiz sormuş. Şimdi, son soru olsun bu. Ah, biricik annemiz hani böyle her şeyden öncelikli olarak bekar annelerimize de kolaylıklar diliyoruz. Bununla birlikte mutlaka ama mutlaka bir uzman desteğini tam ve eksiksiz alıyor olmalılar. Yani şu soruları sormak durumunda kalan annecağızı düşününüz. Yavrucuyla okuldaki öfke nöbetleri, evde bir türlü ders yapmamalar, söz söylüyorsunuz bir türlü dinlememeler, duygu patlamaları.
anneciğimizin de ruhu kim bilir nasıl yorulmuştur. Bir kere mutlaka mutlaka bir uzman desteği kesinlikle alsınlar. Şu anlattıklarımın hepsi böyle çok güzel ve kolay bir şekilde toparlayabildiğimiz durumlar. İçleri evet, rahat olsun. Evet. Bunda... Süremizi bitirdik hocam. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Bir yardım alsınlar mutlaka. Mutlaka. Dedik. Yani başka ekleyeceğiniz son bir cümle varsa çok şak diye böldüm. Çünkü bitireceğiz. Hemen söyleyeyim. Yavrularımız biricik değerli. Evet. Onları sınırsızca kucaklayalım. Yavrularımızın bize ihtiyacı var. Bizim sevgi ve kucaklamamıza ihtiyaçları var. Bunu onlara bol bol gösterelim, eksik bırakmayalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Olur mu? Katıldığınız için çok keyifliydi, çok misafiriniz olmak verdiniz. Çok değerli, eksik olmayınız. Çok sağ olun. Çocuk büyütürken sık sorulan sorular adlı da güzel bir kitabı var. Klinik psikolog, nöroterapi uzmanı Doktor Küçük Yazıcı bizimle beraberdi. Sevgili izleyiciler, böylece bugünü de bitirdik. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Benim işim diyenler ekran başına.